Bu dönem soğuk havaların çok sıklaştığı ülkemizde çeşitli yerlerde soğuğun ve karın kendini gösterdiği bir mevsimin içindeyiz. Onun için vatandaşlarımıza yürürken çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Bunları bahsedecek olursak yürürken nelere dikkat edeceğiz karlı zeminde? Öncelikle kesinlikle ellerimiz cebimizde olmamalı. Yani elimizi cebimizden çıkarmalıyız. Ve yürürken mümkün olduğunca elimize bir şey almamalıyız. Bir poşet ya da herhangi bir çanta, herhangi bir şey taşımamalıyız. Çünkü düşerken bizim koruyucu mekanizmamız öncelikle ellerimiz olacaktır. Ellerimiz biz düşerken bizim düşeceğimiz yöne doğru bizi koruyacaktır. Biz düşmelerde neleri görüyoruz ortopedi uzmanı olarak? Kışın daha çok el üzerine düşme, kalça üzerine düşme ya da omuz üzerine düşmeler çok sık geliyor bize. En sık olarak da el bileği kırıklarını görebiliyoruz. Sonra kalça ve omurga kırıkları görülebiliyor. Yalnız bunlar çok sık değil, daha çok biz yumuşak doku travması şeklinde görüyoruz düşmeleri. Yani her düşen bir yerini kırmıyor. Öncelikle bu bizim için bir şans. Düşerken bir yerimizi kırmamak için nereye dikkat etmeliyiz? Ya da düşünce kontrolü nasıl düşeriz? Bunlar çok önemli. Yürürken bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Birincisi elimizde telefon olmamalı. Yani sosyal medyada gezinirken aynı zamanda kar üzerinde de yürümemeliyiz. Yani cebimizde telefon olacak ya da telefonla konuşmayacağız. Elimizde herhangi bir şey olmayacak. Yürürken de bazı mekanizmalarımızın farkında olmamız lazım. Yürüyüş istemli başlar fakat istemsiz devam eder. Özellikle karlı havalarda yürürken bunu biraz daha istemli yürüyüşe çevirmemiz gerekiyor. Yani sağa sola bakarak ya da ne bileyim elimizde bir telefon ya da biriyle konuşurken yürüdüğümüz zaman tehlikeye açık oluyoruz. Ama yürümeye endeksli bir yürüyüş yaparsak, yani bilinçli yürürsek düşeceğimiz zaman hemen farkında olur ve kendimizi koruruz. Peki yürürken bizim karlı havalarda neye ihtiyacımız? Birincisi kauçuk tabanlı bir ayakkabımız olacak. Yani ayakkabımızın altı tabanı tırtıklı olacak ve mümkünse bunlar bot olacak. Neden bot diyorum? Çünkü botun ayak bileğinin destekleyici bir özelliği var. İskarpin tarzı ya da spor ayakkabısı tarzı şeyler ayak bileğinin altında kalacağı için biz diyoruz ki yani ayak bileği burkulduğu zaman ayağımız, bileğimiz dönmesin. Ayak bileği kırıkları ya da ayak bileği bağlarda incinme olmasın diye botların kullanılması kışın daha önemli. Bot kullanılmasını öneriyorum. Eldiven kullanılması çok önemli. Kaymaz, kauçuk tabanlı, tırtıklı ayakkabıların kullanılması önemli. Yürürken elimiz cebimizde olmayacak, telefon kullanmayacağız ve bir poşet, herhangi bir şey taşımayacağız. Bir de kişiler yürürken bazen merdivenlerden inip çıkmak zorunda kalabiliyorlar. Trabzanlara tutunmaları gerekiyor. Yani bir ayağımız yerdeyken diğer ayağımız merdivenin diğer adımını atar ve elimizde mümkünse trabzanlardan ya da koruyuculardan tutunması gerekiyor. Şimdi merdivenden düşmek, düz yolda düşmekten biraz daha farklı. Yani bir merdiven düşmek var, bir de birkaç merdiven yuvarlanmak var. Bunlara kafa travmaları da eşlik edebiliyor. Onun için merdivenden mümkünse inip çıkan kişilerin koruyuculuklardan tutunmaları gerekiyor, trabzanlara tutunmaları gerekiyor. Bu da çok önemli. Peki bir önemli bir şey daha var. Çatılar. Yani çatılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkünse çatıların sarkıklardan gelen buzların kişilerde üzerine düşmesiyle ciddi yaralanmalar olabiliyor. Mümkünse çatıların olduğu yerlerde uzakta yürümemiz gerekiyor. Güneş gözlüğü faydalı olabilir. Uzun süreli bir yürüyüş düşünüyorsak, yani bir doğa yürüyüşü gibi bir düşüncemiz varsa bir baston ve güneş gözlüğü ve eldiven mümkün olduğunca bunları yanımızda bulundurmalıyız. İnsanlar düştüğü zaman yumuşak doku travması kesinlikle oluyor. Yani kırık olmasa bile hastalarımızın ellerinde, bileklerinde, dizlerinde ya da kalçalarında bir morarma, ağrı, bir hareket kısıtlığı oluyor. Eğer bu hareket kısıtlığı ekleminizi oynatmaya engelse ya da patolojik hareket dediğimiz uzun bir uzvunuzda, kolunuzda, bacağınızda ekstra patolojik bir hareket oluşturuyorsa, dayanılmaz bir ağrı varsa burada kırık şüphesi muhtemel. Yani bileğimi oynatabiliyorum ama ağrım var. Bu burada bir kırık olmadığını düşündürür. Ama bileğimi hiç oynatamıyorum. Oynatırken çıtırtılar geliyor. Ya da işte bacağımı oynatamıyorum. Patolojik hareket dediğimiz anormal hareketler var diyorsa kesinlikle doktora ya da acil servise gelmemiz gerekiyor. Onun haricindeki yaralanmaların hepsi geçici olarak düşünüyoruz.
Burada önemli olan travmalarda gereken şey ne? İstirahat. Mesela bir el bileğimizi burktuk. Bir bileklik varsa birkaç gün bileklik takabiliriz. Travmada akut olarak buz uygulaması, soğuğun travmayı, inflamasyonu azaltıcı bir etkisi vardır. Kesinlikle soğuk uygulama, yukarıda tutma. Yani kırık bir uzuvunuz ya da yaralanmış bir uzuvunuz varsa kesinlikle aşağı salmama gibi yukarıda tutma. Soğuk uygulama, varsa bir anti-inflamatuar jel kullanabiliriz. Anti-inflamatuar tablet, hap kullanabiliriz. Güvendiğiniz, bildiğiniz bir ilaçları. Bunlarla birkaç gün içinde, 10-15 gün içinde şikayetlerin azalacağını düşünüyoruz. Yani bunların hepsi hastaneye gelmek durumunda değil. Ama bir patolojik hareket varsa, hareket ettiremiyorsa, hiç ettiremiyorsa o zaman kesinlikle bir röntgenle değerlendirmek gerekiyor. Haricindeki travmaları soğuk uygulama, bireyster, bandajlar, ondan sonra lokal jeller ya da tabletlerle ağrı geçene kadar takip edebiliriz.